Meltem, gidiyor işte. Meltem gitmesin, engelleyelim, önüne geçelim. Elimizden bir şey gelmez mi? Gelmez. Yapacak bir şey olmalı, düşün biraz. Ya bu kadar çabuk pes edemeyiz. Şerif saçmalama, sus. Kabullen işte, yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmez. Ben gitmesini istemiyorum. Anlamıyor musun? Ben Ece'siz yapamam. Bir şeyler yapmalıyız. Vazgeçirmeliyiz onu. Sus sus. Bağırma. Duyacak. Ben sanki çok istiyorum Ece'nin gitmesini, değil mi? Eğitimi için gidiyor. Zevk olsun diye değil. Haksız mıyım Şeref? Okuyacak. Ona gitme diyemem ki. Hem nasıl olsa geri dönecek. Öyle değil mi? Hı? Dönecek ama Meltem, kim bilir ne zaman. Hadi Şeref, biliyorsun o da biz olmadan yaşayamaz. İnan bana dönecek, tamam? Hem bak, dönmezse peşinden gider, kulağından çeke çeke getiririz, tamam mı? Hadi gül artık. Amerika'ya gideceğiz ha, peşinden. Hmm. Kolaydı Meltem. Kolay. Sen bana güven. Hem de çok kolay. Çiğdem. Efendim hayatım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ece'ye kurabiye pişiriyorum. Fındıklı. Sever. Yesin istedim gitmeden. Fırında şimdi, pişmesini bekliyorum. Hayatım. Tamam Feridun, haklısın. Bildiğim şeyleri bana anlatma. Geri gelecek, eğitim önemli. O eğitimle burada kendine çok güzel bir iş bulacak, değil mi? Bunları söyleyeceksin. Elimde değil ki, yüreğimden bir şey kopuyor sanki. Neyse boş ver, boş ver. Aman bey, bunlar da ne biçim kurabiyeler, pişmek bilmediler ha. Aman. Sen ne yapacaksın, dükkana mı gideceksin? Evet. Feridun, gelsene. Ne yapacağımı bilmiyorum Feridun. Sizi çok özleyeceğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ece evde mi? Ece odasında, eşyalarını toparlıyor. Acelesine canım, uçak yarın sabah değil mi? Değil mi? Hoş geldin Serap. Merhaba, hoş bulduk. Serap, canım, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Toparlanıyormuşsun, hazır mısın yolculuğa? Bilmiyorum, sanki hep bir şeyleri unutmuşum gibi geliyor ama bakalım. Canım unutursan arkandan yollarım, merak etme. Sağ ol, hadi gel içeri geçelim. Karşı apartmana yolluyor sanki. Sen de o bavula sığsan da seni de götürseler. Şeref, kızın ne suçu var? Saçmalamayı bırak, yürü. Saçmalarım Meltem. Hep onun başının altından çıkıyor bunlar. Şeref. Bir çay içeriz değil mi beraber? Ece otur lütfen. Ben seni görmeye geldim. Çayı her zaman içeriz. Ya otur. Şunun şurasına ne kadar kaldı ki gitmene? Ya Şeref lütfen. Lütfen. Benim için sevinir misin artık? Bak inan bana, bu çok iyi bir fırsat. Elbette. Onunla gurur duymalıyız. Ya seninle de duyalım mı? Ne de olsa sen ön ayak oldun değil mi? Şeref sen benimle biraz mutfağa gelsene. Kek kalıbının yerini bulamadım da hadi. Ne keki Meltem? Burada içimi döküyorum. Başlatma kekini. Yürü Şeref, yürü. Galiba Şeref beni suçluyor. Aslında suç bende. Onlara daha önce söylemeliydim. Her şey o kadar ani oldu ki Çiğdem ve Şeref için. O zaman daha çok üzülürdünüz Ece. Gitmemen için çalışırlardı. Ha, haksız mıyım? Doğru söylüyorsun. Hı.
kıza bak ya. Umrunda değil. Ece gidiyor diye seviniyor. Ya biz zil takıp oynamadığı kaldı. Meltem bırak da şunun dersini vereyim ben. Şşşt, yeter artık Şeref, yeter. Biraz mantıklı düşünürsen sen de Ece adına mutlu olursun. Tabii düşünebilirsen. Sen de mi Serap'ı haklı buluyorsun Meltem? Bileyim de ona göre davranayım. Ay, benim de ilk tepkim senden farklı değildi. Ama soğukkanlı düşününce... Ne o? Soğukkanlı düşününce Ece'nin gitmesini mi istedin? Gitmesinin onun için daha uygun olacağını anladım. Benim için iyi değil Meltem. Ben ondan uzak kalmak istemiyorum. Şeref bak böyle yapma. Kızın aklı burada kalacak. Dostları olarak onu güzelce uğurlayalım ha? Hadi canım. Şeref'le bir de ben konuşsam. Ya belki durumu daha iyi anlatabilirim. Pek şansın yok Serap. Meltem defalarca konuştu onunla. Canım ilk başta Meltem de bana kızmıştı. Ama ondan sonra senin geleceğini düşünerek mutlu oldu. Şeref de anlayacaktır, merak etme. Ona birazcık zaman vermek lazım. Şeref daha duygusal, daha çocuk o. Bana gitmemem için yaptığı oyunları bir bilsen. Önce biletlerimi sakladı. Sonra eşyalarımı sakladı, kitaplarımı. Canım, seni çok seven bir kuzenin var. Ben de onu çok seviyorum. Hepinizi de çok özleyeceğim. Tamam tamam. Ağlamaya başlamayalım. Haklısın haklısın. Yoksa ben bir anda gitmekten vazgeçeceğim bak. Çiğdem nasıl? O daha olgun karşıladı tabii. Bana da belli etmemeye çalışıyor ama. Gelir birazdan o da. Kargo yok mu canım oraya? Yaparım kurabiyeleri yollarım. Teknoloji gelişti. Telefon var, bilgisayar var, mektup var. Tatili de olur, gelir gider işte. Karşı dairede oturması gibi olur mu? Her zaman gözümün önündeydi. Kimseyi de tanımaz orada. Ne yapacak bu kız? Hayatım. Yapma lütfen Çiğdem. Toparlan artık. Tamam, ben iyiyim, iyiyim. Feridun, akşam ne yapacağız? Ece'yi kuru kuru göndermeyelim diyorum. Tamam. Güzel bir veda partisi hazırlayalım. Mutlu gitsin, tamam mı? Tamam, sen Oğuz'la Metin'e de toparla. Bir şeyler alırsınız gelirken. Neyse onu sonra konuşuruz. Sen de kızlarla konuşursun, tamam mı? Tamam. Sen bir şey mi diyecektin? Ne o? Ne var gazetede? Yok bir şey. Önemli değil şimdilik. Sonra konuşuruz. Veda için bir şeyler düşündünüz mü? Yo. Şeref akılımı bıraktı bizde. Bak eğer sizin için de uygunsa akşam bir parti falan yapalım diye düşündüm. Çok iyi olur tabii. Ece'ye de moral olur. Dur kapıya bakayım. Gel. Ece nerede? Kitaplarını topluyor. Merhaba Çiğdem. Merhaba. Ece'nin sevdiği kurabiyelerden yaptım. Çiğdem, bizim bir fikrimiz var. Dur. Hazır Ece yokken önce ben konuşayım. Biz Feridun'la düşündük, akşam veda partisi yapacağız bizim evde. Ya kalp kalbe bu kadar karşı olur. Siz de mi öyle düşündünüz? İstersen burada yapalım. Yok yok, burada hazırlık yapılmaz. Sürprizi kaçar. Bizde olsun, daha iyi. Yarın sabah gidiyor ha. Bu son gecemiz. Gelsene. Rahatsız etmeyeyim, sen hazırlan. Yarın geç kalırsın falan. Şeref. Gel bakayım buraya yanıma. Ece, neden gidiyorsun? Burada mutlu değil misin? Bizi sevmiyor musun? Şeref, böyle bir şey olur mu hiç?
Bak ben geleceğim. Söz veriyorum. Her gün de yazacağım size, tamam mı? Lütfen böyle yapma Şeref. Üzme beni. Her gün mü? Evet, her gün. Bak size her gün yazacağım. Şimdi artık beni gülerek uğurlayabilecek misin? Söz veremem, ağlayabilirim. Beni de ağlatırsın o zaman. Şeref, bu arada Serap'a da kötü davranma artık, tamam mı? Bak bu eğitim benim en büyük hayallerimden biriydi. Ece, bizi unutmayacaksın değil mi? Şeref, benim sizi unutmam mümkün mü? Dayanamayacağım, ağlayacağım. Gel buraya, gel buraya. Efendim? Evet benim. Evet. Pazartesi mi? Tamam, olur. Yani bu kadar çabuk cevap vermenizi beklemiyordum. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Çiğdem'e hemen haber vermeliyim. Yok, akşam gidince söylemek daha iyi. Yüz yüze konuşurum daha iyi. Hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu Feridun? Niye çabuk gelindin telefonda? Bir şey mi oldu? Yok canım, telaşlanacak bir şey yok. Akşam için Ece'ye veda partisi hazırlayalım diyorum. Çok iyi. Şeref ne düşünüyor bu konuda? Çiğdem konuşacak kızlarla, bilmiyorum. Sen niye gülümsüyorsun peki? Ece gidecek diye seviniyorsun galiba. Gülümsüyor muyum? Yok canım. Yok yok, var sende bir şey. Sabredin. Önce karımla konuşayım. Akşam öğrenirsiniz. İyi peki. Bizim yapacağımız bir şey var mı parti için? Olmaz mı? Alışveriş. Ece, bavulunu bir daha kontrol et de bir şey kalmasın. Defalarca kontrol ettim zaten Cidem. Biletlerini çantana koydun mu? Koydum. Pasaport, vize? Her şey tamam. Kızlar yeter. Aynı soruları evden çıkarken de soracaksınız. 10. baskı olacak. Neyse, ben eve geçeyim. Akşama yemek yapacağım. Tamam. Kurabiyeler için çok teşekkür ederim. Vallahi çok lezzetli olmuş Cidem. Ellerine sağlık. Ya iyi iyi. Hepsini bitirme, olur mu? Ece'ye yaptım onları. Tabii. Bizi düşünen yok. Seni de gönderelim istersen Meltem. Sadece şaka yaptım Şeref. Kötü bir şakaydı. Şşt. Hadi benle gel, yardım et bana. Ay niye geliyorum canım? Alt tarafı bir kap yemek yapacaksın. Beceremiyorsan evlenmeseydin. Bana bak. Attırma tepemi, yürü. Kalk. Hadi kalk kalk. Merak etme. Bütün gece beraberiz. Eğer istiyorsan bu gece birlikte yatarız, olur mu? Tamam tamam. Ama yarım saatten fazla kalmam Çiğdem abla, tamam mı? E hadi Feridun, daha markete uğrayacağız. Feridun, bak geç kalırsak Çiğdem çok kızar, yürü hadi. Anahtarı bulamazsak dükkanı kapatamam çocuklar. Belki yere falan düşürmüşsündür Feridun, iyice bir bak. Yok. Feridun, şu ceplerini bir daha kontrol et abiciğim. Hadi. Buradaymış. Feridun, bugün sende bir gariplik var ama hayırlısı. Hayırlı hayırlı, akşam öğrenirsiniz. E hadi çıkalım artık. Hadi hadi hadi. Hayırlı. Niye getirdin buraya beni, anlamıyorum Çiğdem abla. Ece ile vakit geçirmek istiyorum ben. Bu gece yumurta kırıp yeseydiniz. Aa, Allah Allah, farkında mısınız bilmiyorum ama kuzenimiz Amerika'ya gidiyor. Farkındayım. Bir sus. Bir düşün. Ben de biliyorum herhalde. Ece benim de kuzenim. O zaman niye burada hiç Çiğdem abla? Karşıda olmamız gerekmez mi? Hazırlık yapmak için. Ne hazırlığı? Sürpriz bir veda partisi hazırlığı. Düştü mü jeton? Aa, gerçekten mi? E bana niye söylemediniz? Bir çuval inciri berbat etme diye. Meltem ve Serap Ece'yi oyalayacak. Biz de hazırlık yapacağız. İyi plan. Teşekkür ederim Şerif. Rica ederim. Hadi yürü, mutfağa yürü. Gidelim tamam.
Evet, neyse iyi iş çıkardık. Ece'nin sevdiği her şey var. Bir şey unutmadık değil mi Çiğdem abla? Yok yok, yeter, yeter. Şimdi ne yapacağız? Hadi karşıya geçelim. Akşama kadar vaktimiz var nasılsa. Ece'yi şöyle doya doya bir görelim. Akşam Feridun, Metin ve Oğuz'a da söyleyecek. Bir şeyler alacaklar gelirken. İyi. Yarına kaç saat kaldı Çiğdem abla? Şeref, bak kızın yanında ağlayıp onu iyice üzme, olur mu? Hadi gidelim. Ağlamamaya çalışırım ama söz veremem. Hadi bakalım. Hadi. Kızlar, öyle bir daha hiç göremeyecekmiş gibi bakmayın bana artık. Yok canım, gözüm dalmış benim. Ya benim de. Şeref'le yeterince uğraştım. Bir de siz çıkmayın başıma lütfen. Canım, onların da yemek yapmaları ne kadar uzun sürdü. Değil mi Meltem? Ya. Çiğdem bu. Temizliği de aradan çıkarıyordur şimdi o yüzden. Ha? Bak sahilce. Orada seni karşılayacaklar değil mi? Tabii canım. Okulun tecrübeli öğrencilerinden biri gelecekmiş. Konuştum ben, merak etme. Yani kalacak yerim falan hazır. Tabii canım. Çiğdem'le Şeref'tir. Bize de yemek getirmişlerdir belki. Hazır hazır. Zaten senin arkadaşın var ya, o da bana numarasını verdi. Eğer bir sorun çıkarsa ben onu da arayacağım. Ara ara, çekinme. Çok iyi bir kızdır o. Ne yapıyorsunuz bakayım? Nerede kaldınız? Kaç çeşit yemek yaptınız siz? Sevdiğim bütün yemekleri yaptım. Feridun'un sevdiği bütün yemekleri yapmak zor olmuş da ondan oyalanmışlar. Ya, evet, zor oldu, oyalandık biraz. Feridun, Çiğdem'in evde olmadığından eminsin değil mi? Yakalanmayalım. Yakalansak ne olacak sanki? Kızacak değil ya. Hatta çok hoşuna gider. Olsun olsun. Yakalanmayalım da sürpriz olsun. Arayayım bakalım. Bakalım neredeymiş. Büyük olasılıkla Ece'nin yanındadır ama. Ararsak da erken geldik diye şüphelenir kız. Bana bak. Sen evi ara evi. Kimse açmazsa evde yok demektir. Ya sanki hırsızlık yapacağız. Ne kadar abarttınız ya. İstersen ben arayayım, zor geldiyse. Arıyorum. Yok. Evde kimse yok. Açmıyor. Biraz daha çaldır. Mutfakta falan sanca gelir. Evde değil işte. Yürüyün hadi. Biraz daha oyalanırsak yetişemeyeceğiz. Hadi hadi. Ece, vazgeçebilirsin. Gitmeyebilirsin. Şeref, ne olursun başa dönmeyelim yine. Zaten sizi bırakıp gitmek çok zor. Bak, eğer böyle yaparsan ben gidemem. Gitme o zaman. Sen gidersen ben Çiğdem ablayı kızdırınca kimin arkasını sığınacağım? Demek ki beni kızdırmayacaksın. Ayağını denk alacaksın. Ha? Şeref! Elbiselerini kesemeyeceksin artık. Elbisesini mi kestin? Ay, görmeliydin o günü. Bir dakika. Çiğdem'in hakkını yemeyelim. Lütfen. O kemençe faktörünü unutmayalım. Rica ediyorum. Bir dakika kızlar. Şunu doğru dürüst bir anlatsanıza. Bak şimdi anlatıyorum. Şeref'in küçüklüğünden kalma bir tane kemençesi var. Bizimkinin burada ilk zamanlar canı sıkılınca, ay rahmetli dayım kemençeyi kargoya koyup yolladı. Kemençe çalmayı biliyor musun? Tabii canım. Tabii biliyorum. Bilmez olur mu ya? Nasıl biliyordun? Sen kemençe falan çalmıyordun. Kemençeyi boğuyordun. Zaten o zaman aletten başka türlü o ses çıkmazdı. Tamam neyse. Şimdi Şeref hemen kemençesini eline alıp çalmaya başladı. Birinci gün çaldı. İkinci günde çaldı. Ama üçüncü gün... Ver kemençemi Çiğdem abla, yoksa... Yoksa ne? Tamam, sen bilirsin. Ben bilirim tabii. Çiğdem. Çiğdem. Al. Hadi gel, al şimdi kemençeni. İnat yapıyor bana canım. Hiç bakmayın öyle, iyi yaptım. Çiğdem. Efendim. Sen çocukken de koparmıştın değil mi böyle kemençenin tellerini? Evet. Şimdi de kopardım. Peki Şeref ne yapmıştı, bunu hatırlayabiliyor musun? Yok artık. Kolaydı. Ne yapmıştı? Hiç canım. Çiğdem'in yeşilli morlu elbisesini alıp... Yeşilli kırmızılı fırfırlı. Pardon. Şeref elbiseyi aldı. Valla eline de bir makas aldı. Böyle mıncık minnacık parçaları ayırmıştı. Şeref! Yapma! Seni yaptıklarının yanında az bile. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Bak, o zaman birbirinizi paralayacaktınız. Ama şimdi nasıl gülüp eğleniyorsunuz? O zamanlar daha bu kadar birbirimize alışmamıştık. Tabii canım. O günler iyi günlerimizdi.
Buraya ilk taşındığımızda Çiğdem ablayla Ece her gün kavga ediyordu. Aa, anlaşamıyor muydunuz? Hayır, anlaşamıyor değildik ama nasıl söyleyeyim, Çiğdem o zamanlar böyle bir parçacık huysuzdu. Hadi canım, sen de bizi evde istemiyordun ama. Kaçırmak için Meltem'le neler yaptığınızı hatırlamıyor musun? Bir dakika, bir dakika. Şimdi kabul et, anneannemin ruhu çok yaratıcı bir fikirdi. Ya. Seni yemeğe geldi. Ne oluyor? Aman bu ne canım böyle? Lütfen hakkımızı yemeyin ama kızlar. Şimdi bu çok komik bir hikaye. Benim gibi korksaydın komik gelmez diyece. Aslında ben korkmadım ama. Ya korkmuştun Çiğdem, kabul et. Ay vallahi ne yalan söyleyeyim, sen de biraz insafsız mısın Ece? Nereden geldi aklına böyle bir fikir? Aa, tek fikri o değildi. Daha neler yaptı? Aa, Çiğdem sen de bana az çektirmedin ama. O evde parti vereceğim günü hatırlamıyor musun? Sayenizde rezil olmuştum. Ama Ece, biz de Çiğdem'in günlüğünü bulup okumuştuk. Annesine şikayet edeceğiz diye. Aa, tabii bak ben onu unutmuştum. Sus! Bizi sirke gönderdiğini sanmıştı. Sirke gideceğiz diye çıkıp Çiğdem ablayla camdan girip size baskın yapmıştık. Bunlar da parti yapıyorlar akıllarınca. Nasıl bozulmuşlardı değil mi Çiğdem abla? Hayri amcayı görünce. Hayri amca? Biraz önce Çiğdem'i gördüm. Bu gece bu evde bir parti olacağını söyledi. Ne? Ne partisi? Ben sadece arkadaşlarımla güzel güzel oturmayı düşünüyordum. Bugün benim doğum günüm de. Ya demek doğum günün. Arkadaşların gelecek, güzel güzel oturacaksın. Ben de şu arkadaşları görüp güzel güzel her şeyi kontrol altına alayım bari. Ama hayır amca. Efendim evden gönderebilirsin ama beni asla gönderemezsin. Burada kimse yok. Hadi girelim. Şerif, sana ne olursa olsun altımdan çekilme demedim mi? Ama bak kabul et, çok güzel bir parti olmuştu. Hep beraber ne güzel eğlenmiştik değil mi? Ya tamam ama yine de yaptığınıza çok kızmıştım. Ya Bora'nın yaptıklarına ne demeli? Ay. Bora kim? O da Amerika'ya yerleşti. Aa Ece, belki Asya ve Bora'yla da görüşürsünüz. Maalesef canım, onlar benim gideceğim yerden çok uzaktalar. Öyle mi? Şerefciğim, Amerika büyük bir ülke. Bir ara haritaya bak istersen. Serap, Bora bizim arkadaşımızdı. Ama Çiğdem Bora'yı eve hiç almak istemezdi. Bora da her zaman bir yolunu bulup eve girmeye çalışırdı. Ama genellikle başarılı olamazdı. Gerçekten Çiğdem, o çocuk da senden çektiğini kimseden çekmemiştir. Her gün kafasında tavar kurardı. Ama hak ederdi değil mi? Geldi Çiğdem abla, ışık geldi. Sakin ol, sakin ol. Hani gelmezdi, çok bilmiş heyecanı. Ben tavamı alayım. Çekil önümden, çekil 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 diyorum. Çiğdem. Çiğdem! Bir ses duydum galiba. Bir ses daha duydum. Gerçekten komik bir çocukmuş Bora. Aman Allah'tan Asya ile baş göz ettik de rahatladık biraz. Ay hatırlatma, baş göz edene kadar canımız çıkmış ya. Ya. Verdiğimiz öğütlerin bir tanesini bile tutmamıştı adam. Sanki bütün bir gece hiç konuşmamışız gibi davranmıştı. Ailem bir arkadaşımız da anlayacaksın. Neyse sonu mutlu bitti Allah'tan. Bunca yıldır beraberiz, haliyle bir sürü anımız olmuş. Ama artık olmayacak. Çünkü Ece olmayacak. Bunca anıyı bırakıp gidecek. Şeref yine mi başlayacağız? Kaç kere anlattım ama ben sana. Şeref de haklı Ece. Çok ani oldu. Öyle bize pat diye gidiyorum diye verdi. Hiç alıştırmadan. Hadi şimdi mi? Bekle hadi.
Güzel, ben Amerika'ya gidiyorum. Anlamadım. Bak Çiğdem, anlamayacak bir şey yok bunda. Ben Amerika'ya gidiyorum. Amerika'da psikodrama eğitimi alacağım. Ama çok kısa bir süre için. Ne kadar kısa bir süre? Yani kısa işte. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Yani bilmiyorum. Ama oraya gittiğim zaman öğreneceğim. Fazla değil ama. Ne zaman karar verdin buna? Birkaç hafta oldu. Yani Amerika'daki okuldan davetiye geleli birkaç hafta oldu. Bizden bugün çıktı. Biletimi de aldım. Oh, oh. Niye söylemedin bize? Kendine yakın görmemiştir Çiğdem abla. Sen biliyor muydun Meltem? Biliyordum. Yani Çiğdem, Ece'nin Amerika'ya gitmesi... Tamam. Tamam, olayı dramatikleştirmeyelim. Bu benim geleceğim. Sonra buraya geleceğim ve psikodrama üzerine... Başlatma şimdi psikodramandan. Çiğdem. Bırak Çiğdem abla, boşuna konuşuyorsun. O çoktan kafasına koymuş. Biliyorsun, bir şey yapmak isterse yapar. Engelleyemeyiz. Çocukluğundan beri böyleydi. Şeref, yapma lütfen. Niye? Bizi bırakıp giden sensin. Şeref. Şeref dur. Şeref, yapmayın bunu bana. Bu benim için bir şans. Anlayın bunu. Çiğdem, bir şey söyle şuna ne olur. Ne söyleyeyim? Ben eve gidiyorum. Feridun aç gelir, bir şeyler hazırlayacağım. İyi geceler, iyi uykular, iyi rüyalar. Ece, arkadaşım, ben şimdi Şeref'le konuşurum, tamam mı? Sen hiç merak etme. Bize haksızlık ettin Ece. Bilmemiz gerekirdi. Sen bizim kuzenimizsin. Ya kızlar, vallahi bana da vicdan azabı çektirmeyin ya. Ben iyi bir şey yapmak istedim. Evet, bilseydik biz de kendimizi ona göre hazırlardık. Ece'ye de hak verin. Ben bile ilk öğrendiğimde kıyameti kopardım, Serap'ı suçladım. Hepimizin tepkisini kaldıramazdı o. Yine de söylemeliydi. Haklısınız. Size daha önce söylemem gerekirdi. Ama o zaman ayrılamayacağımdan korktum. Böyle yaparsam gitmek daha kolay olur sandım. Ama galiba gitmek her halükarda zor. Gitme o zaman bizi bırakıp, sonra gidersin. Şeref. Niye bakıyorsun öyle Çiğdem abla? Ben de gidecektim. Şeref. Engel olmadınız mı bana? Bıraksaydınız gitseydim. O kadar bağırdım çağırdım, dinlemediniz bile. Ben bir karar aldım. Okulu bırakıp memleketime döneceğim. Duydunuz mu beni? Konuşsanıza. Oğuz ne olacak? Onu da mı kaybedeceksin? Beni seviyorsa peşimden gelir. Dur gitme, dur. Madem bir laf söyledin, cevabını bekle. Bir tek sen mi kaybettin? Hepimizden bir şeyler çalındı. Neden her gün yeniden bugün hayat çok güzel diye uyanıyoruz? Hiç eneni yorma Çiğdem abla. Ben okulu bırakacağım. Benim o diplomaya ihtiyacım yok artık. Çünkü babam yok. Ne halin varsa gör. Git kilitle kapını, çıkma o odadan, tamam mı? Aç kal. Oğuz'un da aklı varsa peşinden gelmez, atar o yüzüğü kafana. Dayım yaşasaydı seninle çok övünürdü. Ne kadar güçlü bir kızım var derdi, duyuyor musun? Ya benim de bebeğim öldü. Madem öyle, niye hayata yeniden bağlanmamı sağladınız? Al bu kızın sevgilisi öldü, niye ona ağlama dedik? Aman kapını kilitlemeyi unutma. Elinden geldiğince uzak dur bizden. Kaç bizden, tamam mı Şeref? Kaç! Girebilir miyim? Gel Ece. İnsan hayatta en çok ailesine güveniyor, değil mi? Sanki artık tutunacak kimsem yok gibi. Şeref. Biliyorum farklı ama... ben oğlu kaybettiğimde hislerim seninkilere çok benziyordu. Beni bırakıp gideceği hiç aklıma gelmemişti. Trabzon'da otobüsten iner inmez karşıda hep onu bulurdum. Hep umurdanırdı uykumdan kalktım geldim diye. Ama aslında beni özlediği için gelirdi. Bilmez miyim ben dayımı?
Onun o sert görünüşünün, o çatık kaşlarının ardındaki güzel sevgiyi... Ece, ben onun yokluğuna alışamam. Alışılıyor Şeref. Çünkü bu yoklukla yaşamayı öğreniyor insan, biliyor musun? Bak, ben Oğuz gittiği zaman her şey bitti dedim. Artık hiç gülmeyeceğim. Hayatımda kimse olmayacak. Ama bak, karşıma şimdi bir adam çıktı. Babamın yerini kimse dolduramaz. Elbette dolduramaz. Doldurması da gerekmiyor zaten. Bak Oğuz her zaman benim içimde. Kalbimde o. Ama bu durum Turgut'u sevmeme engel değil ki. Keşke ona aldığımız hediyeyi verebilseydim. Keşke ona kocaman sarılabilseydim. Şeref, o senin onu ne kadar sevdiğini çok iyi biliyordu. Eğer şu an bir yerlerden bizi izliyorsa... eminim senin gülümsemeni ve hayata tutunmanı isterdi. Çocukken düştüğüm zamanlarda... tam ağlamaya başlayacakken bir şey söyler ve güldürürdü. Sonra gözyaşlarını bu kadar kolay harcama derdi. Şeref, okulu bırakmamalısın. Dayım için, ona verdiğin söz için bitirmelisin okulunu. Bilmiyorum Ece, bunu atlatmak çok zor. Alışamam ben buna. Biz her zaman yanındayız. Bizlere tutun. Oğuz'a tutun. Ama bir şekilde ne olursa olsun hayata tutun Şeref. Sizler de olmasaydınız ne yapardım ben? Aynı şeyi çoğu zaman ben de düşünüyorum. Şeref, sizler olmasaydınız ben ne yapardım? Kötü günlerimiz de oldu. Ama yine birbirimize sarıldık. Şeref, ağlama. Hepimiz aslında birbirimizden, yani bu dostluklardan aynı şeyi öğrendik. Hayata tutunmayı. Yoksa ben çoktan vazgeçerdim. Oğuz'a ne oldu? Bana cevap verin. Yok bir şey arkadaşım. Meltem. Biriniz konuşun lütfen. Beni deli etmeyin. Ne oldu? Siz benim dostlarımsınız. Sevgilim, bir tanem ne olacak? Hiçbir şey olmadı. Nereden çıkartıyorsun? Ben konuştuklarınızı duydum ama. Ece, arkadaşım, bak, Oğuz bir kaza geçirdi. Ne? Kaza mı? Evet, bir kaza. Evet. Niye bunu sakladınız benden? Hangi hastanede yatıyor? Otur sen bakayım, otur şuraya otur. Cevap versenize bana, hangi hastanede yatıyor? Sen sakin ol. Hangi hastanede yatıyor? Anlatacağım. Anlatacağım. Hangi hastanede yatıyor? Ece, 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 Oğuz öldü. Meltem bu ne diyor? Meltem Çiğdem ne diyor? Yalvarıyorum, yalvarıyorum size. Eğer biriniz beni birazcık seviyorsa şu an hemen bana Çiğdem'in yalan söylediğini söylesin lütfen. Lütfen. Sakin ol. Gidin bu evden. Ece. Gidin bu evden. Ece. Ya dokunma. Dokunma Ece. Bana. Dokunma bana. Dokunma bana. Allah ben ne yapacağım, ben ne yapacağım. Ece yok bir şey. Yok bir şey. Neden ölüyor, neden ölüyor. Beni neden yazdın. Onu da yanımda götüreceğim. Ben yaşadıkça benimle her yere gelecek. Tanımıyorum. Efendim. Buyurun benim. Ben de sizden haber bekliyordum. Gerçekten mi? Peki. Çok teşekkür ederim. Dergiden mi aradılar? Evet. Aldım işi. Birkaç gün içinde de başlayacakmışım. Bu harika bir haber. Evet. Ünlülerle tanışacaksın ha. Bari şöyle imzalı bir fotoğraf al bari. Gözüm hiç arkada kalmayacak. Eminim çok başarılı olacaksın arkadaşım. Umarım. Hadi sevin lütfen artık. Bana da röportajları mutlaka yolla. Hatta sen bana en iyisi dergiyi yolla. Bakarsın bu işten çok para kazanırım. Tatilde hep beraber yanına geliriz. İnşallah. Oo, bunun için Ece'nin orada 10 yıl falan kalması lazım. 10 yıl mı? Şaka. Şaka.
Güzel iş çıkardık. Yalnız kızların gideceği yok galiba. Gidip çağırsak mı acaba? Lafa dalmışlardır. Dur ben bir Çiğdem'i arayayım. Bak Çiğdem senden önce davrandı. Alo. Ha, efendim hayatım. Bak. Tamam her şey hazır. Sizi bekliyoruz. Tamam hayatım tamam. Tamam. Arkadaşlar gösteri başlasın. Ece'ye unutamayacağı bir veda partisi yapalım. Onu mutlu yollayalım tamam mı? Tamam olur. Ben gidip pastayı getireyim. Ben de geleyim mi? Meyveleri falan getiririm. Yok yok ben hallederim. Siz salonda başka eksik var mı ona bakın. Tamam hadi hadi. Bak anahtar sesini duyunca ışıkları kapatacağız tamam mı? Tamam ama birimiz elektrik düğmesinin altında hazır beklesin. Bu kadar hazırlık boşa gitmesin tamam mı canım? Tamam merak etme. Tanananam. Süper. Süper. Ya biraz daha balon mu alsaydık acaba? Yok yok iyi bu kadar. Canım abartmayalım ya. Masa tamam. Tamam o zaman hadi. 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 Hadi hadi. Kızlar ne güzel oturuyorduk. Niye karşıya geçiyoruz şimdi? Geç oldu. Bende de yemek var. Hep beraber yeriz işte. Tabii ya. Bu son gece. Bir arada olalım. Tamam lambayı gevşettim. Hazır olun hadi. Hadi gel hadi. Aa, Feridun daha gelmedi mi? Yoo, evde olması lazım. Aa, niye yanmıyor bu ışık? Ay, salonun ışığını yak bari, önümüzü göremeyeceğiz. Sürpriz! Arkadaşlar, siz çok düşüncelisiniz. Çok teşekkür ederim. Siz bunları ne ara planladınız? Meslek sırrı. Hadi buyurun bakalım. Arkadaşlar eğer izin verirseniz ben çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Bravo! Bravo! Bunu defalarca ve defalarca söyledim. Her zaman da söylemeye devam edeceğim. Sizler çok iyi dostlarsınız. Çünkü sizler benim her zaman yanımdaydınız. En kötü günlerimde, en kaprisli zamanlarımda bile... İnsan sizin gibi dostları varken hata yapmaktan hiç korkmuyor. Çünkü biliyor ki o hatalarından ders almasını sağlayacak çok güvenilir dostları var. Bugüne kadar yanımda olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Ece, biz de senin için aynı şeyleri düşünüyoruz. Seni çok özleyeceğiz. Can. Hiç merak etmeyin. Meltem'in maceraları hepinizi avutacaktır. Aa, sizin haberiniz yok tabii. Dergiden aradılar. Kabul edildin mi? Evet. Hazır konu işten açılmışken bari ben de size bir şeyler söyleyeyim. Senin dergiyle ne alakan var Feridun? Dergiyle bir alakam yok. Ama bugün bir bilgisayar şirketiyle görüşmeye gittim. Akşamüstü de haber geldi. Pazartesi günü başlıyorum. Bravo. Bravo Feridun. Ece baksana ne güzel haberlerle uğurladın. Ya. Ya vallahi keşke ben daha önce gitseymişim. Herkesin işleri açıldı baksana. Hayatım niye hiçbir şey söylemedin? Olacağından emin değildim. Hepinizi böyle iyi bıraktığımı bilmek çok güzel. Sana bir şey vermek istiyorum. Küçük bir hediye. Beni hatırlaman için. O zaman ben de vereyim. Hı? Benim de var. Ben de küçük bir şey almıştım. Arkadaşlar ne gerek vardı? Tamam. Aa, benim de hediyem var. Teşekkür ederim. Bu da benden. Teşekkür ederim. Tabii ki ben de aldım. Küçük olduğuna bakma, taşıması kolay olsun diye öyle seçtim. Anlaşılan benim yanıma bir valiz daha almam gerekecek. Hadi aç hediyelerini. Hadi hadi. Hadi hadi aç aç. Tamam peki. Kızlar, hadi gelin yatak çok rahat. Gel. Uyumayacağız değil mi? Sabaha kadar konuşacağız. Bu gece uyunur mu hiç? İyi. Hadi o zaman biri ışığı kapatsın. Hadi Şeref kapat. Hadi. Meltem sen daha yakınsın. Sen kapat. Ay. Ay kapatıver Meltem sen de.
Hadi gel. Ece, saati kurdun mu? Hı hı. Ay ne gerek var canım? Nasılsa uyumayacağız. Tabii canım. Ama ben her ihtimale karşı yine de kurdum. Hı. Sabah şöyle güzel bir kahvaltı edip çıkarız ha? Hı. Sabah hepinizin gelmesine gerek yok bence. Hı? Evde vedalaşalım. Havaalanına kadar yorulmayın boşu boşuna. Aa saçmalama Ece. Vallahi bunu duymamış olalım. Değil mi Şeref? Şeref? Boşuna uğraşma. Ne? Uyudu. Sabaha kadar uyumayacağız değil mi? Kaldık. Kalkın geç kaldık. Ne? Geç kaldık kalkın. Nerede Cide? Saat? Saat? Saat nerede? Şu kapıya baksanıza. Ben saati kurmuştum. Kim o? Kim o? Ay, kapı çalmıyor. Saat kapı çalıyor. Kapı da çalıyor. Gidin bakalım. Telefon çalıyor. Şeref. Şeref kalk. Hı? Şeref kalk hadi. Ece gidiyor. Geç kaldık hadi. Serap. Saat çalmadı. Uçağı kaçırıyorum değil mi? Sakin ol Ece bir dakika. Gece geç uyuyacağınızı tahmin ettiğim için erken geldim. Saat de o yüzden çalmamıştır. Birazdan çalar. Aa çalıyor. Yani ben geç kalmadım değil mi? Yok canım geç kalmadım. Ece sallanma hadi yürü git giyin tamam, hadi. Tamam tamam. Şu çalan şey neyse susturun. Tamam tamam. Aa, dur dur. Ne oldu? Saat daha 6'ymış. Arayan Metin'di uyandırmak için. Canım. Ne oluyor ya ne bu gürültü sabah sabah? Feridun, bavulların hepsi tamam değil mi? Bir şey unutmayalım da. Telaşa gerek yok Cidem, her şey tamam. Vaktimiz de var. Canım daha erken rahat rahat gideriz. Metin'le Oğuz da havaalanında bizi bekliyorlar. E hadi binelim o zaman. Biletini aldın mı Ece? Şerefciğim pasaportum, vizem, biletim hepsi çantamın içinde. E hadi binin, binin hadi hadi. Thank you.
Hadi Çiğdem. Okusana şu mektubu. Hadi Çiğdem abla. Ay tamam çatlama. Kaç gündür bekliyorsun, biraz daha bekle. Sevgili dostlarım. Size mektup yazacağımı söylediğim zaman burun kıvırmıştınız değil mi? Ama geldiğimden beri size her gün yazıyorum. Mektupları haftalık toplu mektuplar olarak göndereceğim. Size yaşadığım her anı anlatmak istiyorum. Sanki yanımdaymışsınız gibi. Öncelikle yolculukta hiç sorun çıkmadı. Karşılamaya da geldiler. Okul harika. Yurtta çok güzel bir odam var. Bunları merak etmeyin. Beni sorarsanız uzaklığınıza alışmaya çalışıyorum. Sanki odanın kapısını açıp çıkınca karşımda sizi bulacakmışım gibi geliyor. Neyse beni boş verin. Meltem ve Feridun'un yeni işleri nasıl gidiyor? Çiğdem dükkanı yalnız idare edebiliyor musun? Fazla temizlik yapma, abartma sakın, olur mu? Şeref, bana kazak örersen çok sevinirim. Kışın burası çok soğuk oluyormuş. Şimdi başlasan kışın biter değil mi? Sizleri çok özledim. Fotoğrafınızla birlikte uyuyorum her gece. Kendinize iyi bakın dostlarım.